Bu ülkede esasen iki büyük siyasi çizgi var. Biz hep bir tanesinden gittik. Hani bir laf söylerler ya. Mesela hatırlarsanız o zaman da bugün de ana muhalefet partisinin mensupları o zamanlarda bir takım değerlendirmelerde bulunurlardı. Derlerdi ki Demokrat Parti'den önce herkes CHP'liydi. Hiçbir zaman CHP'li olmadı bizim takım. Bunu ne söylemek istiyorum? Bizim takım ararcı oldu. Bizim takım hürriyet itirafçı oldu. Bizim takım serbest fırkacı oldu. Bizim takım terakkiperverci oldu. Çok net. Bu saydığım çizginin hepsi millet çizgisidir. Hiç millet çizgisinden ayrılmadı. Altını net çiziyorum. Yakın tarihi bilen birisi olarak söylüyorum. Ve hep millet neredeyse bu halk biraz önce Ayvacık'ta Tuzla'da gördüğümüz halk biraz önce gittiğimiz Bayramiç'te gördüğümüz o elini eline verirken sanki bütün doğasıyla veren, sanki bütün şefkatiyle veren, yüzünde riya olmayan, neredeyse seni kucaklarken evladından, kardeşinden, babasından ayırmayan bu halk, değerlerinden başka hiçbir şey aramayan, güler yüzden başka sığınacak hiçbir şey bulmayan bu halk, bu büyük millet hep bir çizgi içerisinde yürümüştür. Dünyayla rekabet edebilme kabiliyetine haiz olmuştur. Her yer, memleketimin her noktası tezi haline getirilmeye çalışıyor. Hatta bir anekdotu paylaşayım sizinle. Bu fırsatı Türkiye bir daha yeniden bir 10 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl geriye giderek kullanmak istemiyorum. İşte tam bir fırsat. Millet, bütün dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Ne büyük bir asalet ortaya koyduğunu. Hele bize yukarıdan aşağıya böyle işte demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerden bahsedenlere demokrasiye nasıl sahip çıkıyor, insan hakları nasıl sahip çıkıyor? Yaradanımıza şükürler olsun. Bize yıllardan beri yapmadıkları zillet kalmadı, yapmadıkları baskı kalmadı. Bizi demokrasiden anlamaz hale getirdiler. Bu güzel toplumun önünde söylemek istiyorum. Dünyada bir ülke varsa demokrasiyi hak eden o Türkiye'dir. Çok bedel ödedik. Bedel ödüyor diye geliyoruz. Sizler her biriniz siyaset yaptınız. Hangi biriniz peşinizde hanlar, hamamlar, apartmanlar götürdünüz? Her biriniz kaybettiniz. Ama bilin ki o kayıpların hepsi bir duadır. Çünkü hepsi milletin çoluğunuz için, çocuğunuz için, musibetlerden muhafaza için. Bu ülke dünyaya lazım bir ülkedir. Tam fırsatı. Ha biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dışıyla hiç kimseyle aşamayız. Açtırmazlar bizi. İrademizi ters tektirirler. Her türlü tehdidi yaparlar. Her türlü anlayışı ortaya koyarlar. Perperişan ederler. Çok yani muhteşem ve büyük desteklediler. Açıkta ortalamadan hep 10-12 puan üstüne gidiyoruz. Orada şimdi de gene İnşallah öyle gidecek. Ben...